konusunda yaygın bir kanaat var Türkiye'de mesela. O nerede? Onu şöyle, çok uzatmayayım ama şöyle anlatayım. Yani moda deyimle, işte bu da bir algı operasyonu, bu da bir komplo teorisi falan demeye gerek yok tabii ki. Ama 1990'lara, 2000'lere kadar Tanpınar sınırıyla söyleyeyim. Ama Yahya Kemal'le ilgili birkaç küçük tarihsel somut bilgi vereyim. Bunlar yorum değil mesela. Oradan siz çıkarın. Mesela Yahya Kemal, değil mi? Türkiye'deki muhafazakarlığın babası, piri, değil mi? Yahya Kemal. Yani öyle. Şimdi mesela bir İslamcı da buna Tayyip Erdoğan da evet der. Kemal Kılıçdaroğlu da evet der. Yahya büyük oranında. Yahya Kemal muhafazakar. Yani Tayyip Erdoğan sahiplenir. Kemal Kılıçdaroğlu da yani iyidir hoştur ama bizden değildir falan der belki. Bilmiyorum yani gıyabında da günahlarına girmeyelim. Neyse. Yahya Kemal iki dönem milletvekili. Yahya Kemal'in milletvekili o zaman Türkiye'de bir tane parti var zaten. Hangi parti olduğunu söylemeye gerek var mı? Üç dönem büyükelçi. Madrid, hatta Madrid döneminde Lizbon büyükelçisi aynı zamanda. Yani çünkü ayrı bir şey, hem Madrid hem Lizbon büyükelçisi. Sonra Varşova, sonra İslamabad. Üç dönem Cumhuriyet büyükelçisi, iki dönem Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. Bunların hepsini dörder yıldan saysanız 20 yıl. 20 yıl. Zaten adam kaç yıl yaşamış yani? Ömrünün yarısı CHP milletvekili ve CHP'nin tek parti olduğu dönemin yurt dışına gönderdiği milletvekili. Artı Türkiye'de yaşadığı dönemde Mustafa Kemal'in rakı masasının Mustafa Kemal'in sağında oturuyor. Yani haşa ben Mustafa Kemal'sem beyefendi şurada oturuyor. Yani mesela diyorlar ki üstadı çağırın diyor. Mesela o adam o arada Bursa'da. Akşam yemeğine yetiştiriyorlar. Sabah kalkıyor öğleye doğru diyor ki Yahya Kemal nerede diyorlar. İşte hemen buluyor. Bursa'daymış. Getirin. Akşam sofrada. Yahya Kemal ile Mustafa Kemal ilişkisi şöyle. Mustafa Kemal'i eleştirebilen tek insan Yahya Kemal rakı sofrasında. O da ikinci ya da üçüncü dubleden sonra. şimdi diğerleri Mustafa Kemal'in yüzüne söyleyemeyeceklerini Yahya Kemal'e söylüyorlar. Üstad diyorlar, siz bir punduna getirin. Bunu söyleyin. Anılardan falan bunu takip ediyorsunuz, tamam mı? İşte bekliyor, bekliyor, bekliyor. Tam kıvama gelince Atatürk, artık o kıvam nerede oluşuyor bilmiyorum. O kıvamı bulunca, onu tabii iyi tanıdığı için biliyor. İşte tam yani, ha peki diyor ya, öyle olsun diyor Mustafa Kemal mesela. Ertesi sabah öyle oluyor. İşte neyse. Ondan sonra böyle bir adam yani. Anlıyor musun? Yahya Kemal böyle adam. Ama şimdi bunlar anlattığınız muhafazakarlıkla ilgili şeyler değil herhalde. Değil tabii işte. Ben gerçeği anlatıyorum. Ona siz yorumunuzu size bırakıyorum. Devrimini durduruyor mesela. Evet. Taktikle. Evet. Yani birçok şeyi yani bazı daha radikal düşünceleri belki tabii radikal tırnak içinde kullanıyorum. Reformların anlamında. Bir de mesela meşhur şey vardır işte. Yahya Kemal'in meşhur lafı. Atasözüdür bu. Frenk gecesinin sabahında bayram namazı kılınmaz. Bu nasıl oluşmuştur biliyor musunuz? Duydunuz mu hiç? Frenk gecesi yani batılı bir gecenin sabahında ne demek batılı gece? Kafa çekme. Rakı işte yani hiç kafayı çekme. Sabahında bayram namazı kılınmaz. Bayram namazına gidilmez. Şimdi Yahya Kemal uzun süre adada yaşayan bir insan. Adada işte bir Arife gecesi gene Yahya Kemal her akşam içen bir adam. Ondan sonra öyle böyle içen bir adam. Mustafa Kemal gibi. Oturuyor, bir büyüğü koyuyor, sabaha kadar içiyor yani. Öyle bir şey var. Ondan sonra tam bir şey, ne denir? Gurme, şudur budur. Bedavacılığı da mesela. Evet. İçiyor, sabah, hani işte ben o yüzden kültürel Müslüman diyorum bu tiplere. Ama sabah da direkt rakı sofrasından kalkıyor, bayram namazına gidiyor. Şaka değil yani, hiç uyumuyor. Sabah 5'tir, 4.30'tur, 6.30'tur, bilmiyorum. Direkt gidiyor. Adada bir cami. Hangi cami bilmiyorum işte. Bir giriyor içeri. Tabii üstadı azam, şairi azam. Herkes tanıyor bunu. Yani yaşadığı dönemde ülkenin en önemli şairi.
Bir de ada küçük yer, herkes tanıyor. Yahya Kemal, Yahya, herkes birbirine gösteriyor falan. Adam bir giriyor, ağzı leş gibi rakı. Herkes buna bir dönüyor, bakıyor, bu utanıyor. Ve çıkıyor. Ondan sonra yanındakilere bu lafı ettiği söyleniyor işte. Frenk gecesinin sabahında bayram namazına gidilmez ya da bayram namazı kılınmaz diye. Şimdi yani bu tür anekdotlardan şey edebilirsiniz. Şimdi Tanpınar'ın muhafazakarlığı daha bir problematik. Şimdi şöyle bir şey. Tanpınar'da 42-46 dönemi Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. En yakın arkadaşı Hasan Ali Yücel. Cumhuriyet'in Milli Eğitim Bakanı. Zaten onu milletvekili yapan da, İstanbul Üniversitesi'ne profesör yapan da Hasan Ali Yücel'le olan yakın arkadaşlığı. Can Yücel'in babası bu Hasan Ali Yücel, biliyorsunuz. Yeni Kapı Mevlânesi'nden yetişmiş. Ama bir Cumhuriyet aydını. Ondan sonra ve tuhaf bir şekilde işte Türkiye'deki Batı klasikleri, Doğu klasikleri çevirilerini falan da başlatan adam 36'dan itibaren. O zaman tabii Gök yok. Şimdi Gök'ü kimse beğenmez ama Milli Eğitim Bakanı'nın tek imzasıyla ertesi sabah bir üniversite kürsüsünde profesör olarak işe başlayabiliyorsunuz 36 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nde. Şimdi bir gün gidiyor, o mektubu alıyor Milli Eğitim Bakanı'ndan ve ertesi sabah Zeynep Paşa konağına gidiyor. Mektubun üzerinde şu yazıyor işte, Ahmet Hamdi Tanpınar yeni ihdas edilen yeni Türk Edebiyatı kürsüsüne profesör olarak atanmıştır. Profesör olarak. Tezi yok. Ne yüksek lisans tezi var, ne doktora tezi var, hiçbir şey yok. Yahya Kemal bir lise öğretmeni. Ve artı olarak Fındıklı'da Haşim 33'te ölüyor, Ahmet Haşim. 33'ten itibaren bugünkü Mimar Sinan Üniversitesi'nde estetik dersleri veriyor. Yani üniversitede de ders veriyor ama şey olarak, part time olarak, esas kadrosu bir lise öğretmeni. Tanpınar. Ve dolayısıyla tek imzayla profesör atanıyor. Ve ona diyorlar ki, ya da işte Hasan Yücel'in kulağına üflediği rivayet edilir. Ya sen şimdi böyle atadık ama tabii sen bir kitap yaz, bir ders kitabı yaz da onu tez diye sonra gösterirsin. Hani çok dedikodu çıkmasın. Nasıl olsa çıkacak dedikodu da. 19. yüzyıl Türk Edebiyatı Tarihi kitabı ki bitmemiştir. İkinci cildi el yazmalarında hala bir yerlerde duruyor. Bir tamamlanmamış iki cilt. Ondan sonra işte onun biri yüksek lisans tezi, öteki de doktora tezidir. İkincisi de bitmemiştir. Yani olay da budur yani. Bunu da dürüstçe söyleyeyim. Tanpınar çok büyük bir yazar olabilir. Ama tez yazmamış profesördür. Anlatabiliyor muyum yani? O kitap bende Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Osmanlıca atıf imzasıyla var. Tabii. Onu da söyleyelim mesela o zaman. Bu Osmanlıca tartışmalarına biraz katkı olabilir. Tanpınar'ın günlükleri 2007 yılında yayınlandı. 2007 aralığında yayınlandı. 62'de öldü Tanpınar. Bu günlükler 53 ile 62 arasında tuttuğu günlüklerdir. Ve eski Türkçedir. Yani harf devrimi 28, ondan 20-30 yıl sonra Tanpınar hala notlarını, günlüklerini, yazmalarını. Benim anneannem 97 yaşında öldü. Pardon, 90 yaşında öldü, 97 yılında öldü. 1907 doğumluydu. Gazete okurdu ama not alacağı zaman eski Türkçe yazardı. Yani karnas balıkçısı. 28'den önce ilkokul okumuş bütün kuşaklar ölene kadar eski yazıyla yazdılar genelde. Çok yani oku yani gün yeni Türkçeyi okudular ama yazarken genelde eski yazıyı tercih ettiler. Tanpınar'da 9 yıl Celal Bayar istisna. Belki de. Dolayısıyla 9 yıllık günlükleri ki 400 küsur sayfa bir kitaptır şu anda aşağı yukarı. Eski yazıyla yazılmıştır. Sonra üçüncü kuşak. Yani Mehmet Kaplan artı onun öğrencileri Zeynep Hoca ve İnce Hoca. Ki onlar da 70 küsur 80'ine geldiler. O anca yayınlandı ondan sonra ama bugünkü Türkçe aktarılması yenidir. Sansür de vardı mı? Bilmiyorum onu. Sansür olsa bile zaten yeterince
yani şu anki halinde bile yeterince şey var, malzeme var Tanpınar'la ilgili. Tabii bu şok, bir şok oluşturmuştur mesela Türk Edebiyatı tarihinde. Hala bu kitaba nasıl reaksiyon vereceği uzmanlar tarafından pek karar verilememiş gibi duruyor. Çünkü yerleşik Tanpınar emlesine uygun değil. Adam her gece içiyor, her gece işte dün gece Peyami ile K nokta çektik. Her gece uyuşturucu, her gece alkol, işte her gece kumar. Bu gece 5000 lira kaybettim Bezik'te. İşte bir gecede 5000 lira kaybediyor. Kaç maaş o? Bilmiyorum şimdi kaç maaş yani. Üniversitede yani hocam. Muhafazakar olarak anılması, kitaplarının dergah yayınlarından çıkması olabilir. Onunla da ilişkin ama ben şöyle diyeyim. Onun da bir etkisi vardır ama şudur daha çok. İşte oradan ben modernliğe geleceğim, inşallah bitireceğim konuşmayı. Şimdi batıda modernlik, aslında modernlik dediğimiz halis bir tecrübe dedik. Yerleşik sosyolojinin siyasete tercümesi dedik. Bir de kültürel olarak baktığımızda onu da ekleyelim. Batı'nın modernliği 3 tane temel kültürel veya medeniyetsel veya zihniyetsel sacayı aldı söylenir. Bunu en klasik insanlar da söyler. Yani söyleyeceğim çok aşırı ultra bir şey değil yani. Rönesans, reform ve aydınlanma. Yani bunlar olmadan ne Batı Batı olabilirdi, ne modernlik modernlik olabilirdi, ne Cumhuriyet Ulus Devleti olabilirdi. Rönesans ne? Rönesans adı üzerinde Fransızcadan gelmiş bize. Yeniden doğuş demek. Rönesans'la birlikte yeniden doğan ne? Eski. Antik. Ya da Osmanlıcası bana daha anlamlı geliyor. Son yıllarda onu kullanıyorum. Çünkü eskide bu, eski kelimesinde bu derinlik yok. Kadim. Şimdi eski ile kadim arasında nasıl bir ilişki vardır? Kadim hem eski olacak hem bugün de kıymetli olacak. Ama her eski bugün de kıymetli değildir. Ama kadim eskidir ama bugün kıymetli. Antikte de bu var ama biz onu tabii yabancı kelime olduğu için o derinlikte okumuyoruz. Dolayısıyla kadim tam onun karşılığı. Hem eski hem kıymetli. Dolayısıyla bugün de yanımızda olmasında fayda olan bir şey. Şimdi dolayısıyla antik Yunan, kadim Yunan bin yıl, ne bin yılı? 1500 desek, eksi 500 desek, 2000 yıl boyunca bilgisayar deyimiyle söylersek çöp kutusunda tutulmuştur. Rönesans artı tabii orada şeyin rolünü de unutmamak lazım. Matbaanın. Rönesans, matbaasız Rönesans olmaz. Tıpkı radyosuz faşizm olmayacağı gibi. Facebook, Twitter'sız gezi olmayacağı gibi. Değil mi? Yani bunların hepsi çok tarihsel şeyler, birbiriyle ilişkili şeyler. Ondan sonra şimdi Rönesans da ne oluyor? Bütün Batı klasikleri, bütün Yunan klasikleri önce Latince'ye aktarılıyor. Yunanca'dan doğrudan. Bakın ilginç bir şekilde 2000 yıl boyunca Batı kadim Yunan metnine fazla temas etmiyor. Çünkü neden? Neden? Okumaları yok. Çünkü evet, çünkü pagan. Pagan. Politeist, monoteist, İsa, Zeus ve şürekası. Hatırlıyor musun? Yani tek tanrılı bir sistem. Çünkü onların geçmişi çok tanrılı. Dolayısıyla pagan. Dolayısıyla aslında modernlik dediğimiz yine çok indirgemeci ve kolayca bir şey söyleyeceğim. Aklınızın bir köşesinde kalsın. Yani belki de modernlik İsa teolojisiyle paganizmin bir tür şeyi. Yani ya da evet, barışması, kavuşması, sentezi nasıl derseniz deyin. Dolayısıyla ya da şöyle diyelim, bu çok indirgemeci bulursanız ben şöyle demeyi tercih ederim o zaman. Yani Hristiyan bir geçmişten gelen, bin yıllık bir Hristiyanlıktan sonra yani sıfır ya da daha çok 400-500 çünkü orada 3,5 yüzyıllık bir karanlık var biliyorsunuz. Hristiyanın resmi din olmadığı, sürekli underground takıldığı şeydir işte orada da Büyük Konstantin işte dediğimiz 326. Yani Hristiyanlığın resmi din bile değil. Yani Hristiyanlara şey tapınma özgürlüğü vermesi Büyük Konstantin'in annesi Helen'in Hristiyan olması tevatürde. Ya yerini zannedersem Arap akınlarına kadar Artemis tapınağı. Evet. Yani çünkü Justinian dönemidir şey. Yani Ayasofya'nın yapıldığı yani 500'lü yıllardır artık Hristiyanlığın şey olması, resmi din genel yerleşikleşmesi. Evet. Yani aslında şöyle diyebiliriz. Aslında Hristiyanlık 500'de başlar. Ya 400'lü yıllarda başlar. Yani 0
Değildir. Çünkü yani sıfırla 300 küsurlara 3,5 yüzyıl kilise yoktur arkadaşlar. İnşa edilmiş kilise yoktur. Hepsi mağara, yer altı. Sistik dönem. Zaravanesindeki mağaralar. Yani. Ondan sonra işte yedi uyurlar efsaneleri tahmin ederseniz. Efes, Tarsus her yerde var. Ondan sonra bu bin yıllık dönemden sonra pagan metnin en azından dini referanslar dışı bir kültürel kaynak olarak yeniden okunması. Yani kendini Hristiyan kabul eden birinin bile bir paganın yazdığı kitabı okunabilir bulması bakın. Kabul etmesi değil, onu okunabilir bulması. Yani kültürel panteonun içinde ya da demin söylediğim bilgisayar deyimiyle çöp kutusundan ana hafızaya tekrar, kültürel hafızaya tekrar çağırması. Dolayısıyla onu satır satır kabul etmese bile altı o bir de matbaayla birlikte bunun çoğaldığını ve toplumsal sirkülasyona girdiğini düşünün ve bunun yaygınlaştığını düşünün. Ondan sonra da bir de şeyi düşünün tabii ulus devlet, zorunlu eğitim, ilkokul, ortaokul bütün çocukların önünden bu kitapların geçtiğini düşünün. Yani o toplumun kültürel genetiğine nasıl nüfuz ettiğini. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi batılı ilkokul, ortaokul okumuş her çocuğa işte sor. Yani birkaç Yunan tragedyası, birkaç platonik diyalog, hepsini hani felsefe tartışması düzeyi çok yüksek olmayabilir ama en azından haberdardır.